Yeni yıl. Evet. 1 kilolar umut ediyoruz. Yeni başlangıçlar istiyoruz. Yeni bir dönem arz ediyor. Peki yeni yılda aslında seni yeni kilodan uzak tutacak en önemli unsur nedir? Bir kere zamanlar, biyolojik saati veya şöyle söyleyeyim, yatmalar kalkmalar, vücudu doğru yönlendirmemiz gerekirken sizler eğer saatlerde veya yaşam döngünüzündeki saatlerde yanlışlık yaparsanız sürekli olarak ne yapacaksınız? Başarısızlığa ulaşacak. Niye? Beslenme organlar ve kan için önemli ise, vücut için önemli ise zaman bunun tamamen nasıl gideceğini bize belli edecek. En önemli konulardan biri bir beslenme menüsü. Eğer tatil diye bir şey girebiliyorsa bedenin böyle bir şeyden haberi yoktur. Sen bedene haber vermediğin bir şeyi nasıl yapıyorsun? Nasıl tatile sokuyorsun bir bedeni? Bedeni tatile sokarken sen hiç sormuyor musun ya? Ne yiyeceğin, ne içeceğini nasıl bilecek? Sen 5 gram şekerin 17 günlük yağ yakımını durdurduğu bir gezegende insan. Haberi olmadan ona tatil yaptıracaksın. Sonra bir de sonuç bekleyeceksin. Diyetler, saatler, zamanlar, kurallar üstünde değil. Biyolojinin istediği ve istemedikleri üstünde. Ya diyetin kendi tatilinden haberi yok ki. Sen beslenme menüsünde tatil diye bir şeyi algılattığında vücuda, vücut sana şunu söyleyecek. Abi ben senin arkadaşından içtiğin tatili mi yapacağım diyecek. O zaman demek ki diyeti ve diyetteki insanın ve bedeninin nasıl irdelediğini fark etmeniz lazım. Artı lütfen kendiniz için şunu düşünün ya. Biyoloji zamanının olmadığı bir beslenme programı. Sen 10'da kahvaltıya başla, 2'de devam edersin, 5'te de şu öğünü yersin dendiğinde anla ki orada büyük bir para tuzağı var. Neden? Çünkü vücut İnsülinleri, hormonları, zamanları nasıl kullanacak? Sen bunları nasıl adapte edeceksin? Evet, kamera biraz daha kaymadan kapatmak zorundayım. Ama arkadaşlarınıza kanalı unutturmayın. Daha fazla yayılalım, daha çok insana yayılalım. Kamera gitmeden, enjoy! Çok iyiydi. Ama o da bir şey kayacak böyle. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. O zaman falan derken bunları da dikkat edin.